Katil, değişim, işbirlikçi AKP. Katil, değişim, işbirlikçi AKP. Omuza. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Ya, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Savaşa inat, barış hemen şimdi. Savaşa inat, barış hemen şimdi. Katliamı yapan Diyarbakır'la başladığı Suruç'la devam etti, Ankara'yla. O ara, o süreç içerisinde son noktayı koydu ve seçim sonuçlarını böylece değiştirmiş oldu. Bu zaten bizim söylediğimiz şey değil. O dönemin başbakanı Davutoğlu'nun direkt ağzından çıkan şey. %10 oyları arttı. Patlamalar ne için yapıldı? Demek ki bunun için yapıldı. Öfkeli, heyecanlı gençlerde kimse yakalamak istemedi. Ellerini, kollarını sallaya sallaya Ankara'nın orta yerine gelip 104 canımızı bizden kopardılar. 500'ün üzerinde yaralı bıraktılar ki bu yaralı arkadaşlarımızın pek çoğu zaten ağır yaralı, yaşamına eski standartlarıyla devam edemeyen arkadaşlarımız. Onlar bizleri korkutmak istediler, sindirmek istediler. Biz korktuk mu? Biz korkmadık. Korkmuyoruz da. O gün ülkenin aslında bugüne benzer siyasi bir iklimi vardı. Yine savaş ortamı yaratmaya çalışıyordu AKP iktidarı. Biz bu ülkenin barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak isteyen, özgürce her bir bireyin yaşamasını arzulayan bireyler olarak o gün oradaydık. Anlayışlar olarak oradaydık, orada olunması gerekiyordu. Ama bu ülkede savaşı tercih eden insanlar, savaştan nemalanan insanlar o gün orada o iki bombanın patlamasına, onca arkadaşımızı kaybetmemize, yoldaşımızı kaybetmemize sebep oldular. Zaten süreci hepiniz biliyorsunuz. Çok böyle sizi hani bildiğiniz... Bilmiyordum sanırım. Ben çok üzgünüm. Bir daha birlikte olmak isterdim. Başka ne isterdin? Vakit geçirmek. Başka? Bilmiyorum. Ben Sarp'ın duygularını biraz ifade etmek istiyorum. Sarp babasını kaybettiğinde henüz 2 yaşındaydı. Ve maalesef bütün özel günlerinde Sarp'ın birinci sınıfa ilk başladığında, ilk kalem tuttuğunda, ilk futbol maçına gitmek istediğinde ve ilk arkadaşlarını, erkek arkadaşlarını babalarıyla birlikte gördüğünde ilk tepkiyi aldığımız zamanlardı. Çünkü bir çocuk için babasıyla ya da annesiyle bir vakit geçirmek, paylaşımda bulmak çok özel bir duygu. Açıkçası çok değerli bir insanın oğlu olduğu için Sarp içten içe gururunu duyuyor, mutluluğunu hissediyor. Bunu ifade etmem gerekiyor. Her çocuğun babası kahramandır ama Sarp babasının kahraman olduğunu daha bebekken öğrenerek büyüdü. Bu yüzden tek tesellimiz belki de bir gün hepimizin ölecek olması ve bu yüzden bu acılara, büyük acılara da böyle dayanıyoruz. Ama Sarp yaşadığı sürece, babasının da ömrü ona eklenerek yaşadığı sürece, çok uzun yıllar yaşadığı sürece babasına çok layık bir evlat olmayı başaracak. Ben bunu annesi olarak içtenlikle inanıyorum. Bir de bu sene Sarp ortaokula başladı. İlkokula başladığında kalemini getirmiştik, ilk kalemini. Ama ortaokula başladığında ben anne konuşma hakkı istiyorum demişti. Siz de takdir edersiniz ki herkes için zaten yeterince konuşmanın zor olduğu bir ortamdayız.
Biz teker teker geliyoruz yitirdiğimiz canların mezarlarına. Ama buradan bakınca o kadar büyük bir aile, o kadar geniş bir kitle, o kadar fazla bizimle aynı şeyi hisseden insan görmek gerçekten benim için çok iyi hissettiren bir duygu. Bütün aileler de böyle hissettiriyor. Yılda bir kere bile olsa burada olmak, hep birlikte olmak, şu sessiz, ölüm sessizliği, ölüm toprağı olan bu mezarlığı kendi sesimizle, kendi duygumuzla, yüreğimizle dolduruyor olabilmek de çok çok kıymetli. Ben çok teşekkür ediyorum Uygar Coşkun ve Coşkun ailesi olarak. Geldiğiniz için çok sağ olun. Ve bir sonraki senelerde